Borsa Doğru'dan herkese iyi akşamlar efendim. Ben Gözde Kuyumcu, piyasalara dair son notları ve başlıkları aktaracağız. Başlıyoruz. Dün Amerika Merkez Bankası Fed'in mesajlarını dinlemiştik ve yorumlamaya çalışmıştık. Halen daha piyasa etkisi de devam ediyor bir yandan. Özellikle bu haftanın genelinde tabii merkez bankalarının vermiş olduğu mesajlar oldukça önemli. İngiltere Merkez Bankası'nı da belki bunun içine katabiliriz. Çünkü önümüzdeki dönemde negatif faizi tartışacaklarına dair de bir sinyal gelmiş oldu. Bu konuda regülatörlerle temasa geçeceklerini söyledi. Peki tüm bu gelişmeler çerçevesinde ne oluyor derseniz an itibariyle? Piyasalarda risk iştahı algısı kaçtı. Özellikle ABD vadeliler tarafında eksi 3'leri görmüştük. Piyasa açılışında da yine tüm endekslerde yani ABD tarafında geri çekilmeler var. Ve hatta şöyle diyelim, teknoloji endeksleri öncülüğünde yine geri çekilme olduğunu söyleyelim. Keza Avrupa borsaları tarafına da bu sirayet etti. Ve içeride de Borsa İstanbul'da da negatif şu anda bir seyir olduğunu söyleyelim. Ve daha da önemlisi gelişmekte olan para birimleri şu anda değer kayıplarına devam ediyor. Dolar endeksinin güçlendiği bir ortamda dolar TL de bundan nasibini almış durumda ve dolar TL bugün 7.55 seviyesini görerek yeni bir rekora imza atmış oldu. Bir yandan güvenli liman algısında işler nasıl diye soracak olursanız altında %1'lik geri çekilme ve daha da %1'in üzerinde bir geri çekilmeyle şu anda orada da algı bozulmuş durumda diyelim. Peki gelen verilere bir bakalım. Kısaca ABD işsizlik maaşı başvuruları açıklandı. Burada beklentilerin üzerinde geldiğini ve özellikle istihdam tarafında şu anda o toparlanma rakamlarının yani bir azalış trendi eğilimi vardı. Orada bunun aslında henüz tam olarak gerçekleşemediğini belki söyleyebiliriz ve kümülatif rakamlarda 13 milyon civarında bir işsizlik maaşı başvuruları toplama olduğunu söyleyebiliriz. Belki bu da açıklayıcı olur. Peki bir yandan ne dedik demin? Faizi değiştirmeyen bir İngiltere Merkez Bankası vardı. Evet, faizler değişmedi. Ek bir tahvil alım programı açıklanmadı ama nedendi? Negatif faizlerin nasıl uygulanacağı konusunda regülatörlerle temasa geçilecek. Yani dolayısıyla önümüzdeki dönemde İngiltere'de eğer işler iyi gitmezse negatif faize de gidilebilir diye şu anda söylemler artmış durumda. Dün peki ABD Merkez Bankası Fed ne tip açıklamalar yapmıştı? Powell tabii ki öncelikle faiz indirilmedi. Beklenti zaten bu değildi ama Powell özellikle şunun altını çizdi. Güçlü sözlü yönlendirme yapıyoruz dedi. Bu güçlüden kastı neydi? Bunu biraz tabii tartışacağız ama 60 günde ekonomi iyi toparlandı ama bundan sonrası belirsiz dedi. Peki bu konuda Fed ne yapacak? Elindeki tüm araçlarını kullanacak ama şöyle bir söyleme oldu. Elimizde bir yemek tarifi kitabı yok dedi. Dolayısıyla işte tüm bu açıklamalar oldukça güvercin algılanmadı piyasalar tarafından. Bir yandan da ek mali teşvikler gelmezse eğer aşağı yönlü riskler olabilir dedi. Bu ek mali teşvikler konusunda da topu Senato'ya atmış gibi duruyor. Dolayısıyla bu tip açıklamalar da bugün için hem piyasalarda algıyı bozmuş durumda ve bir yandan da tabii buna ek olarak ABD'de gelen verileri belki sayabiliriz. Koronavirüs vaka sayısının artış gösterdiğini, Dünya Sağlık Örgütü'nün bir takım negatif açıklamaları olduğunu söyleyebiliriz. Liste uzayıp gidiyor. Cumhur örneğe gidelim, piyasalar için detaylı yorumu alalım. Ardından da Cüneyt Başaran Londra'da bizimle olacak. Cumhur merhaba. İyi akşamlar Gözde. İyi akşamlar. Dün Fed özel yayınını sıkı takip ettin. Yani yayın yaptın. Çok güzeldi. Biz de izledik. Bir yandan tabii detaylı olarak belki senin ön plana çıkarabileceğin başlıklar olur. Ve tabii bugünkü risk iştahı algısı niye kaçtı? Sadece Fed'den mi desem ne dersin? Şimdi şirketlerin reel anlamda teknolojileri bir yerde bırakacak olursak elimizde fazla bir şey yok esasında. Yani değerlemeleri buraya kadar taşıyacak veya bundan sonrası için şirketlerin bu kadar potansiyeli olup olmayacağını yatırımcıları inandırmak gerçekten çok zor. Buraya kadar geldiğimiz noktada dün Powell da söyledi. Yani para politikasıyla gidebileceğimiz yerler vardı, geldik ama bundan sonrası için mali teşviklerin devreye girmesi gerekiyor. Zaten orada çıkan sorulardan bir tanesi de oydu. Eşitsizlik yaratılıyor. Bu sağlanan krediler, daha doğrusu hibe, kredi, bu şeylerin üzerinde, bu kelime oyunlarının üzerinde tepinildi. Ancak gördüğümüz kadarıyla bu maksimum istihdam kısmı gelene kadar en azından faizlerle ilgili bir sıkıntı yaşanmayacak gibi gözüküyor. Dolayısıyla gelinen bu değerlemeler içerisinde ve merkez bankalarının yapacaklarının artık, ha bu arada diyor ki hala şeyimizde var, cephanemizde var. Dolayısıyla ama bunu Şant'a sorduğum zaman bence yok diye cevap verdi hemen ilk anda.
Dolayısıyla hani şapkadan tavşan çıkartmaya devam edecekler gibi gözüküyor. Ancak tabii genel anlamda fiyatlamalara baktığımız zaman özellikle şu anda Tesla ve Zoom %5'in üzerinde değer kayıpları var. Nasdaq'ta vadeli tarafta %3'e kadar yaklaşmıştı kayıplar ama şu an %1.7'ye gelmiş durumda. Birazcık toparlanma çabası ama ne kadar kalıcı olur çok emin değilim. Zira Asya tarafına baktığın zaman da bugün satıcılı bir seyir olduğunu gördük. İse senetlerinde gelinen bu son noktalar değerlemeler açısından bir taraftan işte söyledin 30 milyona gelmiş bir vaka sayısı var ki 3 tane yer karşımıza çıkıyor. Hindistan, Amerika ve Brezilya. Dolayısıyla Amerika'nın böyle bir virüsle uğraştığı bir yerde hisse senetlerini bu kadar yukarıya taşıyacak. İşte bir yandan son dakikalar geçiyor CNBC tarafında. İşte bu TikTok meselesi, Oracle işte 24 ila 36 saat içerisinde onaylanabilir diye. Bunlarla böyle bir piyasa aşağı haberlerini yeniden satın alıyor. İşte şirket birleşmelerini yeniden satın alıyor. Ama dönüp baktığında günün sonunda risk iştahının düşük olduğunu söyleyebiliriz. Diğer gelişmekte olan para birimlerine dikkat edecek olursan sınırlı da olsa doların değer kazancı var. Bizdeki hikaye birazcık daha farklı. 7.56'ya geldik. Sonuçta döviz arzı yaratmakta, daha doğrusu döviz arzını bugün yaratmakta yani zorluk çekiyoruz. Belki önümüzdeki dönemde ihracatımız hareketlenebilir, turizmimiz hareketlenebilir, içeriye döviz girişi sağlanabilir ama bugün kısa vadeli olarak döviz tarafında arz yaratmakta zorlanıyoruz. Yabancı tarafına baktığım zaman swap faizlerinde ciddi bir farklılık söz konusu. Kısa vadeli 3-5 geçiyor, uzun vadeli 17-20 seviyesinde bandına var. Oradan bir giriş yok. Yabancı para mevduatlar kısmına dönüp bakacaksak oradan da bir dönüş söz konusu değil. Bunu söyleyelim. Onu istersen söyleyeyim. Ona geçelim ama onun öncesinde Borsa İstanbul'a da şöyle bir baktığımızda 1107 seviyesine geldik. Rakamlar küçülmüş olabilir. Yurt içi düzeltelim. Yurt dışı yatırımcıların menkul kıymet istatistiklerine 30'ar milyon dolarlık çıkış var. Hem dipste hem de hisse senetlerinde ama yılbaşından bu yana baktığımızda hani satacak da çok da fazla ellerinde mal kaldığında, menkul kıymet kaldığında söyleyemiyorum. Zira orada yılbaşından bu yana rakamlar 12,5 milyar dolara geldi. Evet, aynen öyle. Yabancı para mevduatlarındaki son duruma bir bakalım istersen. Olur. Bir grafiğimiz vardı. Evet, şöyle özetleyelim onu istiyorsan. Şöyle, gerçek kişiler, tüzel kişiler ve toplam yabancı para mevduat olarak belirlenir. Şimdi şu altta gösterdiğim 2020 yılında görmüş olduğumuz en düşük seviye ve en yüksek seviye. Dikkat et. Hem gerçek kişilerde hem tüzel kişilerde hem de toplam mevduat içerisinde son mevcut gelen rakamlar zaten yıl başından bu yana gördüğümüz en yüksek seviyelere oldukça yakın. Toplam mevduatta biz mesela 219,5 milyar dolar görmüşüz. Bugün gelen rakamlara baktığımız zaman 218,7 milyar dolar oldu. Unutmayalım bunun bir kısmı yabancı para mevduatların işte o doların değer kaybı kazancı altının hızlı gitmesi o da var ama bir taraftan da yabancı para mevduata olan ilgiyi de yatsamamak lazım. Zira Ocak 31'de 194,5 milyar dolardaymışız. Şu an geldiğimiz seviye 218 milyar dolar. Ve bunun çok büyük bir kısmı gerçek kişiler tarafında gerçekleşti. 15 milyar doları. Kabaca 10 milyar doları da tüzel kişilerden. Bir ilginç rakam daha vereyim. Gerçek kişilerin alımları bir miktar yavaşladı. Bunu görebiliyoruz. Çünkü bugün zira gelen o 1,2 milyar dolarlık alımların 1 milyar doları tüzel kişiler tarafından gelmiş. Azalmış olsa bile hala döviz borçluları var ve kur yükseldikçe bilançoları zarar görüyor. Dolayısıyla o taraftan da tüzel kişiler tarafında da yabancı para mevduata biraz daha bu haftalarda ilgi olduğunu söyleyebiliriz. Evet, bu arada şunu da aktarmış olalım. ABD işsizlik maaşı başvuruları tarafında o böyle eğilimin halen daha yüksek kaldığını görüyoruz ya. Dün Fed Başkanı Powell'ın mesajlarında istihdam vurguları vardı ve hizmet sektörüne de bir dikkat çekti. Ne demişti? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir defa korona öncesi ve sonrası değil, korona ile birlikte olacak ve geriye dönüp baktıklarında gerçekten o işler orada kaldı mı kalmadı mı, o 11 milyon işsiz dönünce ne iş yapacak, bu kafalarda soru işareti. Dolayısıyla istihdamla ilgili olarak biz bugün işte 800 bin gördük, yarın 500 bin belki aşağıya gelecek ama buradaki rakam, o refah artışı aynı şekilde gerçekleşecek mi, o kafalarda soru işareti var. Ama dün herhalde basın toplantısında 3 ya da 4 soruya hep arka arkaya bu faiz indirimleriyle ilgili olarak enflasyonu bir kenara bırakıp hep maksimum istihdam üzerinden cevap vermeye çalıştı. Onun tanımını da ne olduğu da esasında soru işareti. O yüzden de şimdi geriye dönüp baksak belki Fed'in tahminlerinde bundan önce %3,5 maksimum istihdam mıydı bilmiyorum. Ama rakamlarda o %9'dan 7'lere gelmiş bir rakam var. Kafalarında hep bir soru işareti değil de böyle merkez bankacılığı
terminolojisi vardır ya, biraz daha kendilerine oyun alanı yaratmak adına işte bazı kelimesini biraz süre daha, biraz süre dediğin zaman Gözde'ye göre ne geliyor, bana göre ne geliyor, Cüneyt'e göre ne geliyor. Evet. Hani bu kafalarda hep böyle bir muğlaklık yaratıyor. Onlar da kendi içinde oyun yaratıyor. Peki Cumhur dönelim o zaman. Cüneyt Başaran Londra'da bizi bekliyor. Hemen Cüneyt'e döneceğiz ve özellikle Cüneyt merhaba, hoş geldin yayınımıza. Şunu merak ediyorum. Biz hani biraz tabii Fed'i seninle sonra detaylı olarak konuşuruz ama ne diyorduk? Hep merkez bankaları elindeki cephaneleri kullandı. Gelinebilecek son noktaya geldi ve hatta İngiltere Merkez Bankası negatif faizi acaba geçiş yapar mı diye söylemleri konuştuğumuzda gündemde pek yoktu. Hatta Fed'i dinlediğimizde düşünmeyi bile düşünmüyoruz diyordu negatif faizi. Ama bugün İngiltere Merkez Bankası yeşil ışık yaktı diyebilir miyiz? Hani bunun devamı da gelir mi? Yeşil yakmadıysa bile sarı yaktı. Yani senle konuşurken İngiltere Merkez Bankası'nın daha evvelki konuşmalarda pek işim olmaz ya da negatif faizi şu an düşünmüyorum dediğini duymuştuk. Bu anlamda İngiltere Merkez Bankası'nı Fed'le aynı yere koymuştuk. Ama gel gör ki bugün bakıyoruz ki İngiltere Merkez Bankası faizleri aynı yerde tuttu. 745 milyar poundluk paket, yani varlık alım paketini aynı yerde tuttu. Ama pound'un işte hızlı aşağı inmesine ve piyasalarda en çok konuşulan konuya da imza attı. O da neymiş? Bank of England'ın İngiltere Merkez Bankası'nda komite üyeleri aralarında negatif faizi şimdi konuşabiliriz demişler. O zaman konuşamazdık, şimdi konuşabiliriz. Niye? Çünkü İngiltere ekonomisinde toparlama olsa da toparlamaya rağmen hala 2019 seviyesinin %7 puan altında. Yani ekonomi %7 daha küçük. Artı furlough'lar, kısa çalışma ödenekleri bitecek ama çok ciddi bir işsizlik sorunu var. Artı 2021'deki toparlama İngiltere'de kıta Avrupa'sına göre daha sıkıntılı. Artı Brexit var. Dolayısıyla bir şey yapılması lazım. Herkesin gözü İngiltere Merkez Bankası'nda ve Merkez Bankası diyor ki negatif faiz Avrupa'da çalıştı. Bizde de çalışır belki. O zaman konuşamadık, şimdi konuşuruz diyor. Peki. Şimdi likitte adımları üzerinden dolar, Türk lirası likitte faizi belirlenmeye çalışılıyor. Bugün mesela sana şöyle bir soru soracağım. Geleneksel repolarla 10 milyar TL veriliyordu biliyorsun aylık olarak. Ve bu rakam geç likitte penceresine yakınsamıştı, %11.25. Bunun 10 milyar TL'den 5 milyar TL'ye inmiş olması sembolik olarak bir şey anlatıyor mu? Ben çünkü kendi adıma bugün hani zaten ortalama faizi yukarı ittirmek istiyorsak, bu en tepeden çıkıyorsa bunun rakamın kısılması ne anlam ifade eder ya da bir anlam ifade etmeli mi? Yani aslında sen de çok iyi biliyorsun ve her yayının başında da gayet güzel açıklıyorsun herkese. Merkez Bankası zaten bir süreden beri farklı kapılardan para vererek ve likitlerinin çıkacağı kapıları ayarlayarak çok da fazla likiteyi kısmadan aslında içerideki TL ortalama faizini tekrardan aldı. %10.5'lara kadar getirdi. İsterse bunu daha da yukarı çıkartabilir. Dediğin gibi geç likitte penceresini biraz daha yoğun kullandığı zaman olay zaten biter. Peki aylıkta, yani vermiş olduğu haftalık ve aylık gibi vermiş olduğu bu parayı, yani biraz daha uzun vadeli vermiş olduğu parayı sembolik olarak 10 yerine 5 milyar TL vermesi ne anlama gelir? Ben de seninle aynı kanaatteyim. Yani faizi biraz daha yükselteceğim mesajına daha sert başka bir yerden verebilirdi. Onun yerine çok daha günlük oynayacağız, dinamik oynayacağız. Faiz kur 7.55'e geldi. İşte CDS 510'lara dolaşıyor. Dolayısıyla içerideki likiditeyi anlık, dakikalık ya da günlük oynayacak hamlelere girebiliriz. O yüzden de herkesi daha kısa vadeli paraya bağlıyorum şeklinde bir mesaj çıkartabilirim. Olsan bilmem, sen de katılır mısın? Valla ben burada belki de önümüzdeki hafta geç likitte peşini, biliyorsun bu 6.75'te verilmiş paralar var ya ve orada kaldılar. Biraz da piyasanın off tarafta dediğimiz yerde kaldı. Önümüzdeki hafta acaba geç likitte penceresinde asimetrik bir ayarlama olacak mı? O 11.25 orada böyle kalan 3 haftada da düşük kalmasın mı acaba dedim kendi adıma, ama biliyorsun hani genel anlamda hep sorduğumuz zaman ekonomistlere politika faiziyle bir şey olmuyor. Bir taraftan da biliyoruz ki geç likitte penceresi böyle bir çıpa görüyor. Orası gerçek anlamda çalışmıyor ama biz de biliyoruz ki geleneksel repo oraya yakınsıyor. Dolayısıyla geç likitte dışarıda ama geleneksel içeride, bu ikisinin arasında bir ödünleşme var gibi gözüküyor ama bakalım haftaya alırız bunun cevabını bu saatlerde Perşembe. Ben de şunu merak ettim bu arada. Cüneyt ya mekan değiştirmiş ya da balkonunu kapattırmış. Niye sordum? Balkonu kapattırdıysa şunu anlayacağım. Yani İngiltere'de karantinalar, ev çalışmaları falan geri mi gelecek? Böyle mi düşünelim? Ne diyorsun Cüneyt? Yok, hayır, balkonda yayına başladık ama
rejiden gelen uyarıyla fazla rüzgar var. Ses dağılıyor da onun için içeri girdik. Karantina konusunda haklısın. Halihazırda Londra'da bir gelişme yok. Tahtaya vuralım. Fakat İngiltere'nin kuzeyinde. Evet. Geçen hafta Birmingham'da başladı. İşte bu hafta daha kuzeye çıktığını görüyoruz. Farklı illerde, farklı şehirlerde var. Sutherland mesela ve çevresi 2 milyon kişi yeniden daha sıkı karantina kurallarına giriyor. Oradaki restoranların işte kapalı, açık olduğu saatler akşam 10'a kadar çekiliyor. Dışarıda 6 kişiden daha fazlanın zaten bir yere gelmesi izin vermemişti. Daha sıkı kurallar geldi. Halihazırda Londra özelinde gözde fazla bir gelişme yok. Elimizdekileri korumanın derdindeyiz. Ama vaka sayısı 4000'e yaklaşınca özellikle İngiltere'nin kuzeyinde önlemlerin arttığını söyleyebilirim. Peki Cüneyt, devamını konuşacağız. Cumhur, çok teşekkürler aktardığın bilgi için. Kısa bir ara. Kapanışa doğru devam ediyor efendim. Kaldığımız yerden Cüneyt Başaran'a tekrar dönelim. Cüneyt, şimdi anlamadığım şu, Fed Başkanı Powell mesajlarını verirken hep güçlü sözlü yönlendirme yapıyoruz imasında bulundu. Sence neydi o güçlü sözlü yönlendirme? Bugün piyasanın algılamadığı diyeceğim. Şimdi Gözde, dün seninle konuştuk bu konuyu. Dedik ki yani Fed aslında elindeki kartları oynadı. İşte uzunca bir süre faizi sabit tutacağını söyledi. Yine söyledi, 2023'e kadar faiz sabit dedi. Başka zaten faiz arttırımı beklemiyorduk. Eyvallah, koyduk bir tarafa. Yeni bir parasal genişleme beklemiyoruz. Onu da biliyoruz. Ama iki tane soru vardı Fed'in cevabını vereceği. O iki sorunun birincisi şu. Faizler, daha doğrusu enflasyon %2'nin üzerine çıkarsa bu 3 yıl içerisinde ne kadar %2'nin üzerine çıktığında panik olmayacak? 2,5, 2,75, 3 olursa panikleyecek mi? Ve ne kadar izin verecek enflasyonun böyle gitmesine faizleri tutarak? Ve ne kadar uzunca süre buna dayanacak? Yani bu iki konuda forward guidance, ileriye dönük olarak bir mesaj vermedi. Dün konuştuk ya, ser verdi, sır vermedi. Dolayısıyla bugün piyasa bunu sevmedi. Yani şöyle bir yorum var bir fon yöneticisinden. Çok da önemli bir yorum. Öyle günlerden geçiyoruz ki diyor, Fed'in 3 sene içerisinde bana etmiş olduğu sıfır faiz kredisi güzel bir kredi, cebime koydum ama ben 24 saat sonrasını öngöremiyorum. 24 saat içerisinde tepe taklak oluyor her şey. Dolayısıyla bu kadar kısa bir öngörüyle giderken daha net bilgilere ihtiyacım var. Faizleri sabit tutacaksın. Enflasyon kaça kadar çıkarsa paniklemeyeceksin. Ne kadar uzun süre tutacaksın? Eğer yeni bir teşvik gelmezse, parasal teşvik gelmezse başka bir şey yapacak mısın? Yani piyasa hep daha fazla istiyor, hep daha fazla istiyor. Fed de zor bir tarafta. Çünkü artık omuzlarına koyabileceği başka bir şey kalmadı Gözde. Yani devlet tahvili aldı, şirket tahvili aldı, belediye tahvili aldı. Ne bulursa aldı. Nerede işte ETF'lere geldi, içinde hisse senedi olan ETF'leri de aldı. O yüzden artık hani moral hazard denilen etik sorunla karşı karşıya Fed, ama piyasa hala Fed'i itiyor. Bana kimseden fayda yok. Şu an Washington DC seçimlere kilitlenmiş vaziyette. Ben oradan bir şey göremeyeceğim. Sen bana daha fazla ileriye dönük destek ver diyor. Powell ve ekibi de zor durumda, daha ne kadar sana ileriye dönük bilgi vereyim diyor. Evet, aynen öyle. Bilanço tarafında da rekor büyümeyi görmüştük. Özellikle pandemi süreci boyunca. Burada hani bir yemek tarifi kitabı yok dedi. Bir yandan da hani mali teşviklere dikkat çekerek burada topu sanki senatoya atmış gibi duruyor. Sence Fed'in elindeki silahlar bitti mi peki, öyle mi anlamalıyız? Şimdi negatif faizin konuşulduğu bir ortamda kim? İngiltere Merkez Bankası. Başka, Avrupa zaten ekside. Fed için bir de negatif faiz olabilir ama negatif faizin hiç yanından bile geçmiyor Fed. Dolayısıyla bugünün hikayesi değil. Elindeki imkanlar bitti mi? 7 trilyon dolara kadar çıkarttı biliyorsun bilançoyu. Şimdilik orada tutuyor. Yeniden bilançonun hızlanması olabilir. Başka ne olabilir? Uzun vadeli tahviller kıpırdanmaya başlarsa tahvil alımlarının çoğunluğunu uzun vadeye atarak onları baskılayabilir. Ama bu kadar. Yani o da diyor ki artık benim yapacaklarım bu. Nihayetinde ben dünyanın bir numarası da olsa bir merkez bankasıyım. Nihayetinde ben para basarak bu işi yönetiyorum. Para politikası yönetiyorum. Ama benim yapabileceklerim bu. Mutlaka kongrenin bipartizan, yani partiler üstü bir politikayla en yüksek miktarda yeni bir teşvikle gelmesi lazım diyor. Dün de konuştuk.
Özellikle mesela Amerika'dan gelen son veriler perakende, yani tüketici kişisel tüketimlerin nasıl azaldığını Ağustos ayında biraz teşvikler durunca, biraz yavaşlayınca insanların yeniden ya tasarrufa yöneldiğini ya da zaten para yok, gelen parayı harcamıştık dediğini duyuyoruz. O yüzden Fed de aynı şeyi işaret ediyor. Kongre'ye diyor ki devreye gir. Biliyorum büyük bir seçim için hazırlanıyorsun. Amerika'nın tarihinin en sıkıntılı seçim belki de son 50 yılın, 60 yılın. Ama Fed olarak ben en fazla 1-2 ay daha top çevirebilirim diyor. Peki Cüneyt, bugünkü piyasaların bu negatif fiyatlaması sadece Fed desek yanlış olur değil mi? Şimdi bugünkü aslında gündemde ne var sorusunu herkes arıyor. Şimdi bir defa satış gene teknoloji hisselerine geldi yoğunlukla ama sonra herkesi arkasına aldı. Dolayısıyla teknoloji hisselerine ne var? Bir Oracle TikTok hikayesi var. Bir yandan bu iki şirketin çok yakın olduğu anlaşma imzaladı haberleri var. İşte bir yandan DC'den Amerika'dan gelen TikTok'la Oracle işi bizim sorunlarımızı çözmüyor. Hala TikTok Çinli şirket olan Çinli ana şirketin ana sermayesinde olacak. Bu bizim güvenlikle olan kaygılarımızı çözmüyor. Ama bu mu? Yani TikTok işi çözülmedi mi diye satış geldi desen emin değilim. Değerlemeler desem, hani birkaç gün tekrar teknoloji hisseleri toparlamıştı, değerlemeler yine yüksekti desem, bu zaten bunu daha evvel konuşmuştuk. O zaman niye toparlana gelmişti? Ondan da emin değilim. Ne diyeceksin başka? Genel olarak şu gözde. Bugün Avrupa'da da aynı veri geldi. Avrupa'da da otomobil üretimi satışı, özür diliyorum, otomobil satışı Ağustos ayında Temmuz ve Haziran'daki toparlamanın arkasından gene %20 düşmüş. Geçen yıla göre. Yani mali teşvikler yavaşladıkça, COVID-19'la ilgili belirsizlikler, ikinci dalga bütün dünyada konuşulurken özellikle hizmetler sektörü üzerinden patinaj devam ediyor. İstihdam yeterince sağlanamıyor. İnsanların harcama dürtüsü en fazla birkaç ay gidiyor. O yüzden de yatırımcı dönüyor tekrar bir tarafa bakıyor. Kim gelip burayı kurtaracak? Merkez Bankası'nın yapacakları belli. Dönüyor dolaşıyor daha fazla teşvik deniliyor. Ben şu ara piyasanın bir Amerikan seçimlerinin derdiyle uğraştığını, iki daha fazla teşvik lazım. Hangi hükümet, hangi ülke bu teşvik paketini masaya getirir diye baktığını ve bunun yarattığı tedirginlikle satışa geçtiğini düşünüyorum. Peki seçim öncesinde bu mali teşvik üzerinde onaylanmanın, yani bir fikir birliğine varılmanın ne kadar kolay olduğunu düşünüyorsun? Çünkü dolar endeksi bugün biraz böyle baş kaldırır gibi oldu ama herkes diyor ki hani burada kalıcı olmaz vesaire. Yani ne bekleriz orada? Şimdi dolar endeksinin kalıcılığını biraz şöyle düşünelim. Eğer dolar endeksi dediğimiz sepetin içerisinde işte %20, %50'ler civarında euro var ise euronun durumu belli. Zaten iyi bir COVID'le mücadele ama hala patinaj yapma, hala işte -0.5 faiz, hatta faizi düşürecek diyen bir Avrupa. Başka ne var içerisinde? İşte İngiliz poundu var. Eksi faizden bahsediyor. Başka ne var? İçerisinde Japon yeni var. İşte başbakan ayrıldı. Yeni birisi gelecek. Japonya zaten yıllardan beri sıfır faize gidiyor. Dolayısıyla dolar endeksinin gözde eğer Amerika COVID ile ilgili ikinci dalgayı çok ağır atlatmazsa ve Amerikan seçimleri sonrasında da gerçekten büyük skandallar olmazsa ben daha fazla değer kaybetmesinin kolay olmadığını düşünüyorum. Ama yatırımcı için diyorsun böyle bir paket gelir mi? İşte zaten Trump da bunu bastırıyor. Trump 2 ay kala seçimlere hazır da aradaki makası bir parça kapatmışken var gücüyle senatodaki kendi cumhuriyetçi senatörlerine 1 trilyon dolar diye tahmin edilen mevcut 2,5 trilyon dolarlık paketin üzerine yeni paketi çıkartmak için çalışın diyor. Çünkü biliyor ki o paket hisse senedi piyasasındaki satış dalgasını durduracak, rahatlatacak, en azından 2-3 ay kendisine nefes aldıracak ve seçimlere daha iddialı gidecek. Bu paket çıkar mı? İşte orası zor. Peki Cüneyt, bunu bir kenara ayıralım. Şimdi vaktimiz kısıtlı olduğu için öncelik bu konuya vermek istiyorum. Çünkü dün biraz sanki o yoğun gündemde kaynadı gibi geldi. Biliyorsun Avrupa Birliği tarafında yeşil bonolar konuşuluyor ve bu meşhur 750 milyar euroluk paket açıklandığında ki bu biliyorsun çok zor olmuştu ve Avrupa Birliği'nin hani birliği bile sorgulanıyordu o sırada. Yeşil yatırımlara ağırlık verileceği söylenmişti. Bu konuda sadece
Avrupa Birliği dediği Çin'in de benzer söylemleri olduğunu gördük. Ve Avrupa Birliği tarafında ciddi bir miktar da, yani 225 milyar euroluk bir miktarı da o 750 milyarlık fonun yeşil ihraçlara ayrılacak deniyor. Ne anlamalıyız önümüzdeki dönemde? Bu çok önemli bir konu bence de Gözde. Çünkü şunu söylüyor. Normal konvansiyonel bir tahvil bono piyasası var. Mesela geçen sene şirketler, Avrupa'da, dünyadaki şirketler 2,5 trilyon dolarlık şirket tahvili çıkartmışlar. 2,5 trilyon dolar. Devasa bir pazar. Bu bildiğimiz pazar. İşte tahvil ihracı var, bono ihracı var, sabit getirilisi var, enflasyon endeksi var. Bir sürü tahvil var orada. Peki bir de green bono, yani yeşil tahvil diye bir başka şey var. Bu ne? İşte içerisinde kumar olmayan, alkol üretimi olmayan, hidroelektrik santralleri dahil etmiyorlar ya da işte fosil enerji üretiminin dahil olmadığı 4-5 tane alan dışında herhangi bir sektörde emisyonun azaltımına uygun bir projem varsa, işte atık su atığı ya da katı atık projene uygun hale getirmek istiyor isen, işte daha akıllı bir şebeke kurarak enerji tasarruflu bir üretim yapmak istiyor isen, bina yapıyorsan akıllı bina yapacaksan gibi birçok konuda, birçok sektörlerde projelerin gidip kaynak alabilecekleri, kapılarını çalabilecekleri yeni bir oluşum var. Nedir bu? Yeşil tahvil. Nedir peki yeşil tahvil? Bundan 8 sene evvel Gözde sadece 4 milyon dolarlık bir yeşil tahvil ihracı varken geçen sene 4 milyar dolarlık bir tahvil ihracı varken 8 sene evvel bugün olmuş 270 milyar dolar. 8 senede 1 trilyon dolarlık tahvil ihracı olmuş ve 2020'ye geldiğimizde burada game changer, oyun değiştirici bir şey daha alıyor. Avrupa diyor ki, Avrupa Komisyon Başkanı dedi ki, biz dedi 750 milyar euroluk korona bonusu, yani Avrupa kurtarma bonusu çıkartacaktık ya. Evet, bunun üçte birini yeşil bono, yeşil tahvil şeklinde çıkartacağız. Yani sadece ve sadece bu alanlardaki yatırımları fonlayacak şekilde projeleri onay verip böyle borçlanacağız dedi. Bu seneki yeşil tahvil ihracını 400 milyar dolara çıkartacak anlamına gelir. Ve bu da bize hem Türkiye'de hem dünyanın birçok yerinde artık yatırımcıların sadece işte sabit getirili geleneksel tahvil değil, eğer projeleri uyumluysa yeşil tahvil piyasasına girip orada çok daha uygun şartlarla borçlanabileceği anlamına geliyor. Özellikle Türkiye için şöyle bir önem var bunun. Türkiye gibi ülkeler için Gözde. Biliyorsun bizdeki en büyük sıkıntı nedir? İhraca çıkacağın zaman senin notun önemlidir. İhraç yapacak olan kurumun notu önemlidir. O da genellikle ülke notuyla sınırlıdır. Ancak burada ihraç yapacak olan kurumun değil, projenin notu önemli olacak. Yani o proje ne kadar hakikaten yeşil tahvil mekanizması uyumlu, ona göre bir not veriliyor. Bu anlamda çok daha uygun faizlerle borçlanmak söz konusu olacaktır. O yüzden hem Türkiye için, hem gelişmekte olan ülke için, hem de Avrupa için çok hızlı büyüyen yeni bir tahvil pazarı geliyor. Gözden kaçırmamak lazım. Evet, o rakamlarla da zaten baktığımızda, özellikle sen de yazmışsın 2012 rakamlarında neredeyse 4 milyon dolarken şimdi gelinen süreçte hatırı sayılır bir yere kadar geldiğini aslında söyleyebiliriz değil mi bir yandan da? Tabii ki, yani işte o rakamdan geçen sene çıkan rakam 270 milyar dolar. Dolayısıyla hani hızlı, çok hızlı artımı görüyoruz. 8 senelik toplamın 1 trilyon dolar olduğunu görüyoruz. Ve bu rakamların da hakikaten hala hazırda konvansiyonel, geleneksel tahvil pazarı için küçük olsa da bu hızlı yükselişini unutmamak lazım. Aynı Gözde, dizel otomobillerin zamanında işte yavaş yavaş çekilerek elektrikli otomobillere bırakması, ama şimdi onların da bir süreden beri ciddiye almadıkları elektrikli otomobil pazarının yarışmak zorunda kalması gibi. Dolayısıyla yeşil tahvil pazarı dünyada yatırımcıların, para verenlerin, emeklilik fonların işte iklim değişikliğine, karbon emisyonuna ilgisi arttıkça, bu konudaki farkındalık arttıkça diyor ki kendi emeklilik fonuna, benim koyduğum 100 lira var ya, bu 100 lirayla ancak şu tür projelere para yatırabilirsin diyor. Mecburen o fonda gidip o tür projeler aramak zorunda kalıyor. Dolayısıyla bu pazarın yükselişini ve gelişmesini takip etmekle sıkılmamak lazım.
Kesinlikle. Bir de yarışa Çin'in de katıldığını unutmayalım. Burası bence daha da önemli. Hani onlar da 5 yıllık planda özellikle ne demişler? Temiz enerji kullanımını artıracaklar. Yani bununla ilgili bir taslak hazırlıyorlar. Zaten Çin başlı başına bu işe adapte olup yapsa herhalde üretimin de bu kadar az safhada olduğu ve fosil enerji yakıtlarının çok kullanıldığı bir noktada epey bir katkı sağlar hani dünyaya da. Bunu da es geçmeyelim. Peki son olarak şunu soracağım. Son 1-2 dakikamız ama Brexit ile ilgili Pelosi'nin açıklamalarını duymuştuk. Özellikle İngiltere'ye bu Kuzey İrlanda meselesiyle ilgili biliyorsun. Ancak bir başkan adayının buna destek vermesi yani Biden'ın ve o hayırlı cumalar diye yapılan anlaşmaya aykırı düşerse eğer diye bir takım söylemleri de var. Bu işin peşini bırakmayacaklar gibime geliyor. Ne dersin? Şimdi bununla ilgili hakikaten İngiltere'de ciddi sayıda yazılıp çizilip Boris Johnson'a hani bir çuval inciri berbat ediyorsun şeklinde çok ciddi serdeniş var. İki sebepten dolayı gözde. Birincisi iki İrlanda arasında yıllarca kanlı geçen süreç ve arkasından işte yapılan anlaşma, işte hayırlı cuma diye yapılacak, çevrilecek olan anlaşmayla iki İrlanda'nın yıllar sonra bir arada aynı adada yaşamasına geçen süreci provoke ettiği, altına dinamit koyduğu ve iki Peki, Cüneyt Başaran'la şu anda yayınımız sonlandı ama zaten son birkaç cümlesiydi. Yarın devamını dinleriz kendisinden. Şimdi bir telefon bağlantımız var. Devam edelim. Ahmet Erkurtoğlu bizlerle. Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkan Yardımcısı. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Gözde Hanım. Evet, şimdi merak ediyoruz. Sektör, inşaat sektörü Türkiye'nin lokomotiflerinden biri ve dolayısıyla bu pandemi sürecinde en çok etkilenen sektörler arasındaydı. Ta ki faiz evet. indirimleri gelerek piyasaya bir can suyu verilene kadar bir yandan konut satışlarında Haziran, Temmuz, Ağustos rekor seviyeler gördük. Ve yıl genelinde de geçtiğimiz seneye göre mutlaka gözle görülür bir artış ve iyileşme görmüş olacağız. Yeterli mi? İstihdam piyasasında neler oluyor? Gözde Hanım, şimdi tabii ki bu kredi faizlerinin düşmesi neticesinde piyasada bir hareketlenme oldu ve stoklar eridi. Fakat şu anda yeniden bir hareketlenme bekliyorduk. Fakat son bir ayda bir yavaşlama oldu. Yani biz bu süreçte Haziran ayından itibaren zaten Nisan'da Haziran ayında ofisi kapatmıştık. Haziran ayına çalışmaya başladık. Çok bir yoğunluk vardı fakat enteresan bir şekilde işte Ağustos'un 15'inin Ağustos başına itibaren bir yavaşlama söz konusu. Yani yeni projeler, birkaç proje var ama ya eskisi gibi değil maalesef. Evet, peki önümüzdeki dönem için hani ne öngörüyorsunuz? Yeni projelerle ilgili sanıyorum bir miktar daha zaman gerekiyor gibi ama istihdam tarafındaki kaybı özellikle önlemek adına şu anda halihazırda mevcut alınan önlemler yeterli mi? Hatta bu işvesi yasakları kalktığı zaman hızlı bir şekilde işsizliğe sirayet edeceği yani işten çıkarılmaların ciddi oranda artacağından endişe duyuluyor. Siz inşaat sektörü temsilcisi olarak ne dersiniz? Maalesef yani biz de aynı kaygıyı yaşıyoruz. Yani işvesi yasağında kısa çalışma ödeneğinde tabii devletimize bir yük gelmektedir. İnşallah yani bu tabii ne kadar sürecek? Bu eğer Kasım 17'sinden sonra kalkarsa hem işsizlik yasağı hem de kısa çalışma ödeneği maalesef biz de yani bir takım çalışma arkadaşlarımızla yoldan ayrılmak zorunda kalacağız. Çünkü yani inşaat piyasası hareketlendiği takdirde işte mimar arkadaşları, inşaat mühendisi arkadaşımız iş bulabiliyor. Onun haricinde yani bir proje çizmeden ofislerimizde veya inşaat sektöründe eleman istihdam etmemiz çok zor gözüküyor. Tabii ki devletimizin bu yan şeyde yine bu kredi faizleri indi, bir satış patlaması oldu. Yeniden kredi faizlerinin inmesi veya bir KDV muafiyetleri gibi şeyler yani hareketler, devletimizin verdiği teşvikler ekonominin can damarı olan inşaat sektörüne yeniden bir ivme kazandıracaktır diye düşünüyorum. Peki önümüzdeki dönemde özellikle bu kredi faizlerinin yüksek kalmasıyla birlikte yıl sonu kapanışlarını nasıl görüyorsunuz rakamsal olarak? Satışlarla ilgili olarak bir öngörünüz var mı?
Yani bu son 3 ayda ivme kaydeden satışların yani önümüzdeki yıl sonuna doğru daha azalaraktan gideceğini öngörmekteyiz. Peki Ahmet Bey, çok teşekkür ediyorum aktardığınız bilgiler için, yayına katkılarınız için. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Bloomberg.com'da öne çıkanlarla devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Devlet Övünç Madalyası tecih töreninde konuştu. Erdoğan, Doğu Akdeniz'de ve KKTC'de uluslararası haklarımızı savunuyoruz. Tehdit dilinin işe yaramadığı, Türkiye'nin şantaja ve haydutluğa boyun eğmeyeceği tüm muhataplar tarafından anlaşılmıştır. Diplomasi masasının öne çıkarılması ülkemizin kararlı duruşunun sonucu dedi. İngiltere Merkez Bankası bugünkü politika toplantısında gösterge faizi değiştirmeyerek %0.1'de bıraktı. Varlık alım programını değiştirmedi. Banka ekonominin anlaşılmadık bir belirsizlik dönemine girmesiyle birlikte tarihinde ilk kez faizi negatif bölgeye düşürebileceğine ilişkin en açık sinyali verdi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Türkiye'de riski gördüğümüz dönüşmesi gereken 6.7 milyon konut var dedi. Yaklaşık 1,5-2 milyonu İstanbul'da, 2012'den bugüne kadar 1 milyon 410 bin konutun dönüşümünü sağladık. Bu ciddi bir rakam dedi. İsveç haber ajansı TT'nin haberine göre Çin'in Sincan Uygur Özerk bölgesinde etnik azınlıklara yönelik baskılar ve zorunlu çalıştırmalar suçlamalarının artması nedeniyle H&M Çinli iplik üreticisi bir firma ile sözleşmesini iptal etti. H&M'den yapılan açıklamada Çin'in en büyük pamuk üretim bölgesi olan Sincan'dan pamuk tedarik edilmeyeceği bildirildi. Noktalıyoruz efendim. Az sonra günden kalanlarla devam edeceğiz ve konuğum Şeref Oğuz bizlerle olacak.